Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Ramazan'ın neredeyse ilerliyoruz. Bugünkü dersimiz önemli bir ders, layıklı dersimiz. Risale-i mesleğinden bir tanesi sebat ve sadakat. Değerli kardeşim diyoruz Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandığı çok büyük bir kardan bahsedeceğiz. Yani ölünce, sadakat ölünceye kadar şartlar ne olsa olsun yılmadan, çekinmeden hizmete sebat etmek. Risale-i Nur'a kanat ederek hizmet-i İslamiye muhafaza ile Kur'an davasına sadaka etmektir. İslam tanrı sadaka çok önemlidir. Dava ruhu değerli kardeşim sadakat ile yürür. Sadakat ile yaşar. Sadakat ile insanı yürüten. Sadakat ile insanı yücelten. Sadakat ile insanı dirilten. Hazreti Üstad çok mektuplarında fedakar, sıddık ve tam sadık kardeşlerinin sebat ve metanetlerini tebrik etmiş. İşte bunlar bir mektupta, şu 13. şuada, 14. şuada, sayfa söz yayını, söz yayınında 418 mi? 415. Ahmet Tahir kardeşi okuyacak ve sadakatle ilgili yeri geldi vakte bazı hatıra söyleyeceğiz bu kısa zaman içerisinde. Rabbim tesir halk etsin der. Ahmet kardeşim buyur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, sair yerlere nispeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatini çeken, elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zahiri sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı İman-ı tahkiki ve iman-ı tahkiki ile hüsn-ı hatime. İman-ı tahkiki ile hüsn-ı hatime ve şirket-i manevi ile yüzer adam kadar amal-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Onun için pişman olmak ve vazgeçmek büyük bir hasarettir. Şakirtlerin dünya ile alakası olmayan veya pek az bulunanların için bu hapis daha hayırlıdır. Bir cihette hürriyet yeridir. Ve alakası bulunan ve idaresi yerinde olanlara sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf ibadetlere çevirmesinden şekva yerine şükür etmeleri iktiza ediyor. Ve fakir ve zayıf kısmı ise zaten hapsin haricinde onlara faydasız sevaplar, mesuliyetli meşakkat verdiğinden bu hayırlı çok sevaplı mesuliyetsiz ve arkadaşlarının mütekabil tesellileriyle hafifleşen meşakkat onlar için medarı şükrandır. Evet, teşekkür ederim. Görsün burada bu mektupta hapiste yazan mektuptur. Ama biz mektubun tafsilattan ziyade burada geçen bir cümle var. Evet, sadakat cümlesi var. Bakıyorsun değerli kardeşimiz bu üç şey bahsediyor. Bir iman tahkiki, sonra iman tahkiki beraber hüsnü hatime ve şirket-i maneviye. Çok büyük kazançtır. Elbette bunun kazancının bir bedeli vardır. Bunlar şartsa bunun sermayesi ne? Onlara bahsedeceğiz. Yani sadakat ve sebat. Demek üstad şartlı konuşuyor. Sadakat ve sebat. Şimdi sadakat ve sebatı ifade eden iman tahkiki, evvela bu üç maddenin biz bir kısa bir iman tahkiki girelim. Kastamonu alakasında bununla ilgili mektup var. Sayfa 98, 48. mektubu bir okuyalım. Sonra mevzumuzu başlayalım. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanehu. Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve haslarının hasları olan erken ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur hakaik-i İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet, 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman hakikiye ishal eder. Bu fakir kardeşiniz
20 seneden evvel keseti mütalaayla bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütalaa ederken, 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resali Nur bana kafi geliyordu. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risaleti Nur çok mütenevi hakaika dair olduğu halde telif zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Hem madem hem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum, siz dahi Risaleti Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Evet. Evet, değerli kardeşim. Biliyorsunuz ne dedi burada? Bu cümlede iman tahkikin kazanmanın en kısa yolu Risale-i Nur'dır. Biliyorsunuz bu cümlede sanki eğitim sisteminin bir şifresini bize veriyor. Hamdolsun bu koronadan artık öyle diyeyim geniş bir eğitim sistemi üstad ortaya koydu. Yani sanki açık öğretim gibiyiz. Herkes talebe oldu. Herkes efendim şakirt oldu. Derslerini okuyorlar. Eğitim anlayışı burada okudan yerde yani 15 hafta deyince demek ki kemiyetten ziyade keyfiyeti ehemmiyet veren bir düsturu vurguluyor. Yani 15 haftada. Evvelden çok okuyacağınız da maksat gayeye çıkmak. Gaye ne? Allah razı kazanmak. Ama biz en kısa yoldan veriyor. İman taklili takibi örnek verin. Basit bir örnek verin. İmam-ı Gazali'nin bir şeyi var, örneği var. Diyor ki mum ışığı rüzgara sönebilir. Ama onun daha şeyi köylerde lüks lambalar vardı. Biraz daha korur. Peki onun daha üstü onu belki onun fitil düşebilir. Yine lüks fayda işi görmeyebilir. Onun daha önemlisi lamba vardır. Bak lamba muma göre çok 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 kıymetli. Peki o da sigorta atabilir. Lamba patlayabilir. Ama güneş ne sigorta atar ne söner. İşte ima takliden tahkiye çıkmanın yolu bu. Üstad Hazretleri bunu 15 haftada bize ifade ediyor. Bu 15 haftanın sözünü yine Kastamonu alakasında sayfa galiba 84. mektupta bakın 48 evet. İma takliği yolu. 84 ters. Tamam. Okuyorum. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattir. Belki size de faydası olur diye gönderdim. Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetli neticeye mukabil fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat, daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Ben bir şey söyleyeyim Ahmetciğim, sadakat demek bir ameli Allah emrettiği yapmak ihlastır. Bir ameli Allah emrediyor yapmak ihlastır. Ama o amelin emredildiği gibi yapmak da sadakattır. Demek ki Allah emrediyor yapmak ihlastır. Nasıl emrediliyorsa öyle yapmak da sadakattır. Bak size bir örnek vereyim. Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu bir gün sahabeyle gidiyor. Bir mevkide atından ve devesi iniyor. Şömeliyor. Ühü diyor. Yani kazacet yapar gibi çömeliyor. Tekrar atına biniyor. Sahabe soruyor. Ya Ömer radıyallahu anh. Biz Allah Resulü'nden böyle bir şey görmedik. Sahabeden bir şey görmedik. Sen niye böyle yaptın? Diyor ki ben bir gün peygamberle beraberdim. Şu mevkiye geldik. Bu mevkiye geri gelmez peygamberimiz aynı ıhtı, indi, tekrar atına bindi. Niçin yaptı, neden yaptı bilmiyorum. Benim vazifem onu yaptı, yapmak da mükerreptir. Sadakati görürsün. Bir daha evet. Sınırlı olmaktır. Ahmetciğim bununla ilgili bir önlem var mı? Verebilir misin bununla ilgili, sadakatle ilgili? Geri gelmişken. Yani bağlılık. Şöyle, Üstad Hazretleri yanında bulunan hizmetkarlarına, talebelerine böyle sık sık sadakat dersi veriyor. Sadakat dersi tabii ki böyle şiddetli de oluyor. Üstad Hazretleri Cübeyr abi derdi. Böyle Üstad Hazretleri 8 günde 10 günde bir hatalarımızı toplar, şiddetli sadakat dersi verirdi, ihtar ederdi çeşitli meselelerde. Biz de bununla acaba bu mudur, bu mudur diye ondan sonra
odamıza geçer. Acaba hangi hatamızdan dolayı bunu söyledi derdik. Tabii ki sadakat dersinin neticesi olarak üstad talebelerinden o sadakati istiyor. Bunlardan bir tane hatıra anlatayım. Emirdağ'da Üstad Hazretleri gece saat 12'de abileri kaldırıyor. Kalkın diyor, ihtar var. Kaldırıyor. Ondan sonra bir dilekçe yazdırıyor. Emniyet Müdürlüğü'ne, Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne. Zübeyir abinin daklosu var, yazıyor. Diyor Zübeyir abiye, gece saat 13:12. Git bunu diyor, Emirdağ Emniyet Müdürü'ne ver, müdüre ver. Ahmetciğim sözünü kesiyorum, orada unutma. Hani sen Zübeyir hizmete girerken Cehennem abiye sormuş, Cehennem abiye nasıl yapacağım demiş. Hani düşünme. Onu aklını karıştırmayacaksın demiş. Üstad ne derse yapacaksın, aklını onu karıştırmayacaksın. Onu bir söyler misin? İşte söyledim yani. saat gece 12. Yani biz olsak deriz ki ya sabah olsun şimdi adam gece 12'de yatağından uyandırmak olur mu? Ama Zübeyir abi sadakat, üstad ne dediyse yapacak. Baş üstüne üstadım diyor. Alıyor ondan sonra yazdığı dilekçeyi. Emniyet müdürün kapısına vuruyor. Gece saat 12. Müdür uyanmış, kapıyı açıyor. Tabii Zübeyir abi görünce üstad uzatıyor dilekçeyi. Bunu diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri size gönderdi. Adam ver yansın ağzına ne gelirse söylemeye başlıyor. Sövüyor, sayıyor. Ama diyor hiç benim umurumda değil diyor. Üstadımın verdiği hizmeti yapmak benim. Ve üstadın söylediği sözleri diyor. Ususunca hemen söyledim diyor. Diyor yaptım elhamdülillah ama onun ne dediği mühim değil diyor. Ondan sonra adam diyor her neyse diyor kapıyı pat diye kapattı diyor. Aldı dilekçeyi diyor. Meğer Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara üstattan bir meseleden dolayı ondan sonra ifadesini istemiş Afyon Emniyet Müdürlüğü'nden. Afyon Emniyet Müdürlüğü Emirdağ'a haber verecek. Emirdağ Emniyet Müdürlüğü izni almış. Yarın sabah izni ayrılıyor. Bak üstad keramet kerhane ona gece 12'de gönderiyor Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne. Bu bir sadakat işte. Ben madem Zübeyir Üstad'a Zübeyir abi sağında sadakat gösteriyor değil mi? Sağında. Evet. Hep abilere sadakat dersi vermiş ve onlar da sadık olmuşlar. Peki Urfa'ya gitti vakit hani Emniyet yine çağırıyor. Söyle Üstad'a gelsin dedi. Hani top gibi yuvarlak olayı vardı. Onu o Emniyet mi? Sanıyor ki işte Üstad'ı biz şey yapıyoruz. Söyleyin de işte Üstad şeye, Hoca Efendi'ye buradan şey yapsın böyle sıkıştırıyorlar. Biz diyoruz ustadımıza bir şey diyemeyiz. Biz ustadımızın yanında taş gibiyiz. Bir vurur oraya kadar gideriz. Orada dururuz. Ne zaman oradan vurur oraya gideriz. Ne derse onu yaparız. Onun haricinde çıkmayız deyince adam feryat eder derecesinde. Senin ustadın varsa benim de hükümetim var deyip gitmiş. Yani abiler hem sağında hem de vefata yakın üstada sadakat görecek. Bize düşen ne inşallah? Bu hizmete sadık olmak. Sadakat, tekrar ediyorum. Bir amel Allah emrettiğince yapmak ihlastır. Emredildiği gibi yapmak da işte emrediliyor. Yap, uymak. O da sadakat. Bir maddi sadakat var. Örnek anlattık. Bir de manevi sadakat var. Biz kendi aramızda birlik beraberlik olsak inanın çok şey kazanırız. Düşün, bir avuçtu. Yine hatırlar mısın gene sen? Üstad söylüyor, yazıyor fakat o Şanlı Hafız Tevbi'nin kalbine bir şey mi geliyor ki? Sadakatını bozmayarak üstadım sen söylüyorsun ben yazıyorum. Onu hatırladın mı? O evet. Barla'da daha yani Risale-i Nurlar yeni telif ediliyor. Şanlı Hafız Tevfik abi de yazısı güzel. Hem ustada ondan sonra katip hem de müsait zamanlarında eserleri yazıp çoğaltıyor. Üstad ona ihtar ediyor ki birkaç kere hatırlatıyor. Kardeşim çok dikkat et. Bir harfi noksan olmasın. Bir noktası noksan olmasın. Yanlış anlaşılır. Birkaç kere söyleyince Şanlı Hafız Tevfik abi ya hocam diyor bunun üzerinde niye böyle duruyorsun? Biz okuyoruz, biz yazıyoruz. Biz de bunu diyor kimse görmesin diye ayrıca saklıyoruz. Bunun üstüne niye bu kadar duruyorsun? Üstad diyor kardeşim diyor bir zaman gelecek. Ben bu hakikatleri bütün dünyaya okutturacağım diyor. Görüyor musun? Demek ki hiç vazgeçmeden emredildiği bir şey yapmak sadakati önemlidir. Şimdi evet. Bir de maddi olarak bizim birlik beraberliğimiz var. Lemalarda
İhlas'ı her 15'te bir okuyun dedi. Dün de söylemiştim. Üstad iki esere kayıt koymuş. Biri 20. Lema İhlas Risalesi, bir de şu ağlarda 4. meseleyi ara sıra okuyun demiştir. Şimdi İhlas'a bu ihtilafın sebebi sadakati olmamadan dolayı. Bak Batı ehl-i hükümü sadakat gösteriyor. Şimdi 20. Lema'nın 6. sebebinde bir şey var. Ehl-i dünya oradan bulur musun? 262. Gafletli ehli dünya. Yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerinden bütün hissiyatıyla ve ruh ve kalbiyle şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviye ait meselelere sarılır. Ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat noktayı nazarında beş paraya değmeyen ve ilhak ona 10 para kıymet vermeyen meselelere divane olmuş elmasçı bir Yahudinin 5 paralık cam parçasına 5 lira fiyat verdiği gibi 500 lira kıymetindeki vaktini o meseleye hasreder. Elbette bu kadar fiyat verip şiddetli hissiyatla sarılmak batıl yolunda dahi olsa samimi bir ihlas olduğundan o meselede muvaffak olur ve ilhakka galebe eder. Nitekim aynı lemanın ikinci sebepte de çok söylemişsidir. Üstad diyor ki ben okuyayım. Çünkü samimi bir ihlas şerde dahi olsa neticesi kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse, sadak gösterse Allah verir. Bir ibare var. Evet, ben talebe vecette, becede. Yani kim isterse onu verir. Bir de manevi olarak sadakat vardı ki bu da mektubatta. 29. mektupta Erdi Bey okur musun? 587'nin o kısmını okur musun mektubatı? Tamam. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin. Yoksa cehennem ateşi size de dokunur. Hud suresi. Şu 6. kısım ins ve cin şeytanlarının 6 destelerini inşallah akim bırakır ve hücum yollarının 6'sını seddeder. 1. deste ise şeytanı ins, şeytanı cinniden aldığı derse binaen Hizb-ül Kur'an'ın fedakar hadimlerini hubb-u cah vasıtasıyla aldatmak ve o kutsi hizmetten ve o manevi ulvi cihattan vazgeçmek istiyorlar. Şöyle ki, insanda ekseyet itibariyle hubb-u cah denilen hırsı şöhret ve hot vuruşlu ve şan ve şeref denilen riyakarane halklara görünmek ve nazar-ı ammede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli arzu vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevk eder. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Çok ahlak-ı seyyenin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar. Hem onunla onu mağlup eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum bunların bu zayıf damarından ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı biçare dostlarımı o surette çektiler, manen onları tehlikeye attılar. Haşiye, o biçareler kalbimiz üstadla beraberdir fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehl-i ilhadın ceryanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın kalbim safidir, üstadımın mesleğine sadıktır demesi bu misale benzer ki birisi namaz kılarken karnındaki yeli tutamıyor, çıkıyor. Hades vuku buluyor. Ona namazın bozuldu denildiği vakit o diyor, neden namazın bozulsun? Kalbim safidir. Demek ki mesleğimizde ihlastan sonra en önemli mesleğimiz, prensimiz sadakat ve sebattır. Yine bununla ilgili Kastamonu alakasında
sayfa 305'te. Evet. Okur musun onu? Okuyorum. Hasan Atıf'ın mektubunda cesur ve sebatkar zatlardan ki efeler tabir ediliyor. Ha, bahis var. Biz o cesur sebatkar yeni kardeşimizi ruhu canla kabul ediyoruz. Fakat Risale-i Nur dairesine girenler şahsi cesaretlerini kıymetleştirmek için sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlarının tesanüdüne cidden çalışmaya sarf edip o can parçası hükmünde şahsi cesaretini hakikatperestlik sıddıkiyetindeki fedakarlık elmasına çevirmek gerektir. Evet, mesleğimizde ihlas-ı tammeden sonra en büyük esas sebat ve metanettir. Bu metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki öyleler her biri yüze mukabil bu hizmet-i nuriyede muvaffak olmuş adi bir adam ve 20-30 yaşındayken 60-70 yaşındaki velilere tefavuk etmişler var. Hem bir adam kendi başına cesareti güzel de olsa bir cemaat-i mütesanideye girdikten sonra onların ıstıratını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için şahsi cesaretini istimal edemez. Yeter mi? Yeter. Yeter. Demek ki bakın sadakatle ilgili bir örnek aklıma geldi. Putperest Roma İmparatoruna karşı çekinmeden, korkmadan tevhid inancını haykıran ve inancı uğruna değerli kardeşim feda eden her şeyini altı şey var. Kur'an'da geçen altı kişi var. Sarayı terk edip dağlara doğru yürürler bunlar. Dağda bir çobanla karşılaşırlar. Mevzu nereye getireceğim dikkat ediniz. Çoban da onların arkadaşı olur. Oldu yedi kişi. Çobanın bir tek köpeği vardır. Adı Kıtmir. Sonra bir mağaraya sığındılar. Rabb-i Rahim'i iltica ettiler. Kıtmir de onları takip etti. Kıtmir'in ne aklı var, ne fikri var, ne zekası var. Ayrılmadı. Aklı yoktu. Lisan-ı beyandan mahrumdu. Ama sadakati vardı Kıtmir'in. Sadıktı evet. Kıtmir. Tabi oldu. Onları gitti arkalarından. Onlar bir de mağaraya girdi. Birlikte uyudular. Sonra sadakatini tescil ettirdi. Evet. Yani demek ki bir affedersin köpek böyle bir balık gösterse o sadakatinden dolayı cennetli kazandı. Bak şimdi sen dedi aklıma geldi bu sefer diyeceğim bakın. Diyor ki Üstad sözlerde 20. sözün zeyline diyor ki evet. Ya Resulullah çi bahşet çünkü seki ashab-ı kef dahale cennet şevem der zümreyi ashab-ı tukku. Ya ben manasını okuyayım burada. Ya Resulullah nasıl olur ki ashab-ı kefin köpeği senin ashabınla beraber cennete girsin. O cennette ben cehennemde. Bu reva mıdır? O ashab-ı kefin köpeği ben de senin ashabınım. Ne anlaşılıyor burada? Demek ki davaya bağlı olmak değil mi? Evet. Böyle bağlılık, sabahlık, ilgili aksi bir şey geliyor mu? Mevzuyu değiştirir. Var. Üstad Hazretleri Bayram abinin onun hatıratında var. Diğer abilerden de var. Molla Hamit abiden de var. Özet olarak Bayram abi onu zaman zaman anlatırdı. Üstad dermiş, kardeşim benimle gelen perişan olmaz. Benimle gelen arkadaş ruzu mahşerde perişan olursa o benim sırtımın yükü olsun. Yeter ki o bu daireye olan ahdini, sadakatini bozmasın. Zaten 1972 yılında bu bahsettiğin olayı Demirci Hoca'nın haber. Bayram abi hep Türkiye dolaştılar. Sadakatın evet. Devamlı. Hakikaten de öyle bir düşünmek lazım sadakata. Bakın peki üstadın sakatı sadakati ne? Böyle soru gelir. Değil mi? Bezuma sadakati ne? Bence üstadın sadakati sadakat sıddıyedir. Sıddıkiyet. Biliyorsun peygamberden sonra en büyük makam Ebubekir Sıddık'a makamıdır. Sıddıkiyet makamı. Değil mi? Hazreti üstadın da makamı sadakat sıddıkiyedir. Şu anlarda üstad bakın nasıl bir sadakat gösteriyor. Bunun örneğini bir dinleyelim isterseniz. Erdiciğim şu anlar 14. Tamam. Şubat'a bir okuyorum abi. Şöyle sayfa bulur musun? Okur musun onu? Okuyorum. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Mahkumiyetime gösterdikleri bir sebep emniyeti ihlal ve asayişi bozmaktır. Pek uzak bir ihtimal
ve yüzde belki binde bir imkanla, hatta uzak imkanatı vukuat yerinde koyup bazı mahrem risale ve hususi mektuplardan Risale-i Nur'un 100.000 kelime ve cümlelerinden 40-50 kelimesine yanlış mana vererek bir senet gösterip bizi itham ve cezalandırmak istiyorlar. Ben de bu 30-40 senelik hayatımı bilenleri ve Nur'un binler has şakitlerini işhat ederek derim. İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı İslam içinde itiraf atıp, hatta Şeyhülislam ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevk ederek itilafçı, ittihatçı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla Yunan'ın galebesine ve Harekat-ı Milliye'nin mağlubiyetine zemin hazırladığı bir sırada İngiliz ve Yunan aleyhinde Duvat-ı Sitte eserimi Eşref Edip'in gayretiyle tap ve neşretmekle o kumandanın dehşetli planını kıran ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan ve esarette Rus'un başkumandanının idam kararına ehemmiyet vermeyen ve 31 Mart hadisesinde 8 taburu bir nutukla itaate getiren ve divan-ı harbi örfüde mahkemedeki paşaların sen de mürtecisin, şeriat istemişsin diye suallerine karşı idama 5 para kıymet vermeyip cevaben eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse bütün cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim ve şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdire sevk edip idamını beklerken beraatine karar verdikleri ve tahliye olup dönerken onlara teşekkür etmeyerek zalimler için yaşasın cehennem diye yolda bağıran ve Ankara'da Divan-ı Riyaset'te Afyon kararnamesini yazdığı gibi Mustafa Kemal hiddetle ona dedi: biz seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikirler beyan edesin. Sen geldin, namaza dair şeyler yazdın, içimize itilaf verdin. Ona karşı imandan sonra en yüksek namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur diye 40-50 mebusun huzurunda söyleyen o dehşetli kumandan ona bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldıran ve 6 vilayet zabıtasınca ve hükümetçe asayişin ihlaline dair bir tek maddesi kaydedilmeyen ve yüz binlerle Nur şakitlerinin hiçbir vukuatı görünmeyen, yalnız bir küçük talebenin haklı bir müdafaada küçük bir vukuatından başka hiçbir şakirdinden bir cinayet işletilmeyen ve hangi hapse girmişse o mahpusları ıslah eden ve Risale-i Nur'dan yüz binler nusra memlekette intişar etmekle beraber menfaatten başka hiçbir zararı olmadıklarını 23 senelik hayatının ve 3 hükümet ve mahkemelerin beraatler vermelerinin ve Nur'un kıymetini bilen 100.000 şakitlerin kavlen ve fiilen tasdiklerinin şahadetiyle ispat eden ve münzevi, mücerret, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatiyle fani şeyleri bırakıp eski kusuratına bir kefaret ve hayat-ı bakiyesine bir medar arayan, dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddet-i şefkatinden masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için kendisine zulüm ve tazip edenlere beddua etmeyen bir adam hakkında bu ihtiyar münzevi asayişi bozar, emniyeti ihlal eder ve maksadı dünya intrikalarıdır ve muhabereleri dünya içindir, öyleyse suçludur diyenler ve onu pek ağır şerait altında mahkum edenler elbette yerden göğe kadar suçludurlar, mahkeme-i kübrada hesabını verecekler. Devam et. Acaba bir nutukla isyan eden 8 taburu itaate getiren ve 40 sene evvel bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan ve mezkur 3 dehşetli kumandanlara karşı korkmayan ve dal kavukluk yapmayan ve mahkemelerde başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse zındıkaya ve dalalete teslim ısrar edip vatan ve millet ve İslamiyet'e hıyanet etmem, hakikat-ı Kur'an'a feda olan bu başımı zalimlere eğmem diyen
ve Emir Dağı'nda 5-10 ahiret kardeşi ve 3-4 hizmetçilerden başka kimseyle alakadar olmayan bir adam hakkında ithamnamede Musayit Emir Dağı'nda gizli çalışmış, asayişe zarar vermek fikriyle orada bir kısım halkları zehirlemiş. 20 adam da etrafta onu methedip hususi mektuplar yazdıkları gösteriyor ki o adam inkılap ve hükümet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor diyerek emsalsiz bir adavet ihanetlerle 2 sene hapse sokmak ve hapiste tecridi mutlakla ve mahkemede konuşturmamakla tazip edenler ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini vicdanlarına ve havale ediyorum. Evet, Allah razı olsun. Tabii vakit kalmadı diye ben Ahmet Cemal'in tarihçiyatı var mı orada? Tarihçiyatı var mı? Evet. Var mı? Tarihçiyatın var mı sende? Var değil mi? Var. Çünkü tarihçiyatı... biraz şey değişsin diyerek Sungur abi bir gün dedi ki buraya okunduğu vakitte Sungur abi dedi ki üstadın kahramanlığı nedir dedi. Kim dedi işte bu Hutuvat siteyle karşı mücadele etmiş. Mimkemen'e karşı böyle söylemiş. Mahkemede 30 Mart Bakkası'na böyle demiş dedi. Hayır dedi. Üstadın kahramanlığı esas kahraman ne? Ahmet Karşı'nı dinleyelim. Şu şey tarihçiyatı 645 açar mısın? 645. Ha. Açıyorum. Aç. Tarihçi hayatın orada var. İkinci tamam. Paragraf. İkinci paragraf. Tarih hayatımı bilenlere malumdur. Oradan değil mi? Evet, oradan. Oku. Tarih hayatımı bilenlere malumdur. 55 sene evvel ben 20 yaşlarındayken Bitlis'te merhum Vali Ömer Paşa hanesinde 2 sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Onun 6 adet kızları vardı. 3'ü küçük, 3'ü büyük. Ben 3 büyükleri 2 sene beraber bir hanede kaldığımız halde birbirinden tefrik edip tanımıyordum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hatta bir alim misafirim yanıma geldi. 2 günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Herkes bendeki hale hayret ederek bana sordular. Neden bakmıyorsun? Dedim, ilmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Hem 40 sene evvel İstanbul'da Kağıthane Şenliği'nin Yevmi Mahsusu'nda köprüden ta Kağıthane'ye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık saçık Rum, Ermeni ve İstanbullu karı ve kızlar dizildikleri sırada ben ve merhum Mebus Molla Seyit Taha ve Mebus Hacı İlyas ile beraber bir kayığa bindik. O kadınların yanlarından geçiyorduk. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye karar verdikleri, nöbetle beni tarassut ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler. Senin bu haline hayret ettik, hiç bakmadın. Dedim, lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akıbeti, elemler, teessüfler olmasından istemiyorum. Bu kadar. Burada ne anlatmak istedik? İşte bu da üstadın bize örnek, harama bakmama sadakatıdır. Harama bakmama sadakatıdır. Evet. Bir de ona şunu da arz edeyim. Üstad demiş abilere, ben çeşitli zamanlarda İstanbul'da 10 sene kaldım, bir tek kadına nazar etmedim. Hı. Madem bir yere gelmişler, sadakatla ilgili aklına bir misal var mı? Bir mektup daha okutacağım da, var mı? Var. Bir tane onu da ona anlat. Bayram abiden bir misal arz edeyim. Hı. Bayram abi diyor, ustamız bize bazı vesilelerle sık sık sadakat dersi verirdi. Şefkatle sadakat dersi verilmez. Bazen döverek, bazen kızarak, bazen kovarak ders verirdi. Allah Allah. Ama kovduğu zaman kapının önünde durduk. Gitsen sadakatsizlik daha kaybettin. Ta ustad kapıyı açıncaya kadar veya Tahir abi gelir. Onu Tahir abi uçur, ustad kırmaz. Tahir abi şefaatçi yapardık. Ustad onu ondan sonra onun yüzü suyu hürmetine bizi de affederdi diyor. Ustadımız derdi. Kardeşlerim, yani ustad kendisinden misal vererek sadakat dersi veriyor abilere. Kardeşlerim, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani şimdi gelse, Said, bu yolu, bu tarzı bırak. Bir parça da şöyle yap. Yani tasavvufari bir tarzda şöyle yap.
bir gecede 1 milyon müridin olacak dese, ya ustadım bu mesleği bırakmam. Çünkü ustadı hakikiden böyle ders almışım der ve tarzımıza devam ederiz diyor ustad. Ustad bize defalarca Kur'an'a el bastırarak Risale-i Nur'un tarzına meslek meşrebinde o gideceğimize sadakat yemin ettirdi. Tekrar abdest aldırır, gelin bu tarzımdan ayrılmayacağınıza dair Kur'an'ın üzerine yemin edin der. Allah Allah. Biz de Kur'an'a el basarak yemin ederdik diyor. O adam öyle. Onu bağlayan, herhalde bitireceğiz. Kastom alakası, sanki 107 açan 107, 52. mektupta. Açtım. Onu bir oku da bitirelim. Aklına bir burada, şey gelse söyle. Kastamonu'da Mehmet Feyzi abi var. Ustada sadakatle hizmet eden bir abimiz. Ama Ustad Hazretleri onun şahsında kıyamete kadar gelip geçecek nur talebelerine bir ders veriyor. Allah Allah. Muhatap Feyzi abi, fakat esas muhatap umum kıyamete kadar gelip geçecek nur talebeleri. Biz de dersimizi alalım inşallah. İnşallah. Feyzi kardeşim, sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın. Hapishanede, yani 1935'te Eskişehir hapsinde Allah rahmet eylesin mühim bir şeyh ve mürşit ve cazibedar bir Nakşibevliyasından bir zat 4 ay mütemadiyen Risale-i Nur'un 50-60 şakirtleri içinde cebkerane sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Mütebakisi o cazibedar şeyhe karşı müstahni kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek kıymettar hizmet-i imaniyesi onlara kafi olarak kanaat veriyordu. O şakirtlerin gayet keskin kalp basireti, şöyle bir hakikati anlamış ki, Risale-i Nur'la hizmet ise imanı kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise 10 mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim, daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet ebediyi kazandırdığı için bir mümine küre arz kadar bir saltanat-ı bakiyi temin eder. Velayet ise müminin cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak 10 neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak 10 adamı veli yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. İşte bu dakik sırrı senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalpleri görmüş ki benim gibi biçare günahkar bir adamın arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı müştehitlere dahi tercih ettiler. Bu hakikate binen bu şehre bir kutup, bir Gavs-ı Azam gelse, seni 10 günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Demin buna ait misali bir daha tekrar eder misin? Yeri geldi. Hani var ya, gelse ki seni bir anda uçursa, o sözü anlatmışsın ya. Hani şimdi gel, Abdülkadir Hazretleri gelseler, şey yapsalar, ha onu bir daha söyler misin yeri gelmişken? Söyleyeyim. Hatırladın mı? Üstad Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretleri şimdi gelse, Said bu yolunu, bu tarzını bir parça değiştir. Yani şöyle tasavvufvari, tarikatvari yapsan, bir gecede 1 milyon müridin olacak dese, ya ustadım bu mesleği bırakmam. Çünkü ustadı hakikiden, yani Kur'an'dan, ustadı hakiki Kur'an, ustadı hakikiden dersimi almışım der, bu tarzımda devam ederim diye hizmetkarlarına, talebelerine ders veriyor. Değerli kardeşlerim, son bir örnekle bitirelim. Biliyorsunuz demin okuduk, bırakıp kaçsan ve sen de örnek verdin. Dövüyor, üstad kızıyor, kapıda bekler, kaçmıyor. Nitekim bakın, eski insanlarla bir mukayese etme olayı, şunu çok iyi anlayın burayı. Erdi kardeşim, onun için şu anda
418 açar mısın? Şu anlarda bir mektup var. Şu bununla abi. Alakalı. Bitirelim. Bir daha söyler misiniz? 418. 418. Aziz Sıddık Arşiv. Eski zamandan iş. Yani tamam. Bak talebeler kovmuyor, kaçmıyor. Onun için evet oku. Aziz Sıddık kardeşlerim. Eski zamanda bir şeyin müritleri pek çok olmasından o memleketin hükümeti siyasetçe telaş edip onun cemaatini dağıtmak istemiş. O zat hükümete demiş, benim yalnız 1,5 müridim var, başka yok. İsterseniz tecrübe edeceğiz. O zat bir yerde çadır kurdu, kendi binler müritlerini oraya toplattı. O da emretti, ben bir imtihan yapacağım. Her kim benim müridim ise ve emri kabul etse cennete gidecek. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti. Dünya has bir müridini kesti. Cennete gönderdi. O kanı gören binler müritler daha hiçbiri şeyi dinlemedi. İnkara başladılar. Yalnız bir adam dedi, başım feda olsun. Yanına gitti. Sonra bir kadın dahi gitti. Başkalar dağıldılar. O zat hükümet adamlarına dedi, işte benim 1,5 müridin bulunduğunu gördünüz. Cenab-ı Hakk'a 100.000'ler şükürler olsun ki Risale-i Nur Eskişehir İmtihan ve Mahkemesi'nde şakitlerinden yalnız 1,5 kaybetti. Bu Eskişehir'in aksine olarak Isparta ve civar kahramanlarının himmetiyle o zayi olan 1,5 adam yerine 10.000 ilave oldu. İnşallah bu imtihanda dahi hem şark hem garbın kahramanlarının himmetleriyle çokları kaybedilmeyecek ve bir giden yerine 10 girecek. Evet. Değerli kardeşlerim, biz dersin okuduğum mektupta, yani 48. mektupta numarada sayfa 98 Kastamonu'da dedik ki şu anlarda 415'ti. Değil mi şu anlarda? 415 miydi şu anlarda? Evet. Orada diyor mektupta bu Risale-i talebelerinin bu sadakatini yaparsa, sebat gösterirse üç şey kazanır. İman taklidi, iman tahkiki, sonra tahkili ver hüsnü hatime ve bir de şirketi maneviye. Biz bugün sadece bunun kazanma yolunun başlangıcı nedir? Sermayesi sadakattan durduk. Sadakat olursa taklitten tahkike çıkacağız. Hüsnü hatime ve sonra şirketi maneviye. İnşallah bir dahaki layıkı dersimize de bununla temas eder deriz. Bunu bugün iktifa edelim. Allah nasip ederse yarınki dersimizde ikinci şuada insan vahdet sırrı olan insan. Yani sırrı vahdet de insandan bahsedeceğiz. Rabbim kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bizi kendine kul, Habib ümmet, sana talebe etsin. Ramazan feyze hissedar etsin. Bir korona belası diyeyim. Öyle diyor abiler. İnşallah ondan da kurtularak mücahit dersler nasip etsin. Ahmetciğim, Subhaneke sen okur musun? Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin rızanillahi'l-fatiha. Allah'ım mezzetler.